Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh lekad câet rusulü rabbinâ bil hak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallû alâ şefî'id zunûbinâ Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Davud ve Süleyman ilme ila ahir ayet sadakallahu l-azim. Ve kalen nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. El cihadu mazın ila yevmil kıyama sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kalen nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Risale-i Kutsiye. Anlar için yaz dediler bu kitabı ki salike zevk alıp gitsin hicabı. Aziz ilham olup her bir hitabı. Görünmem bulmuşum sırrı kubabı. Kubab tahtında mesturla gidelim. Cemali bağ kemane seyredelim. İlahi sen bilirsin bu kitabı. Seninle yazmışım her bir hitabı. Kusurum çok bana itme itabı. Kerem kıl aç bizde yüzden nikabı. Nikabı aç, açup, aç bu yüzden ta gidelim, cemali bağ kemale seyredelim. Allah Celle Celaluhu sohbetimizi hayırlara vesile etsin. Siz dinleyen kardeşlerimize güzel istifade nasip eylesin. Anlatan kardeşinize güzel bir şekilde ifade nasip eylesin. Amin. Amin. Emniyet kemerlerini bağlayın. Koltuklar dik duruma gelsin. Servis, manevi servis başlıyor. Evet. Sohbete ilk defa gelen arkadaşlar var. Devamı takip arkadaşlar var. Risale-i Kutsiye ile başlıyoruz. Sohbetin evveline mukaddemesini Risale-i Kutsiye. Şeriat kenzi hak miftah tarikat. Şeriat Mevla Teala'nın hazinesi. O hazinenin de anahtarı tarikatı Aliye'dir. Bir nebze insanlar duysunlar, hem hal olsunlar, haberdar olsunlar, anlasınlar, duysunlar. Tarikattan bahsedilmeyince de olmuyor. İnsanlar anlamıyor bu işi. Anan için yaz dediler bu kitabı. Son kısımda hitamüsk, son hüsnü hitam bahsinde Risale-i Kutsiye'nin. Seyyid Muhammed Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi. Silsile-i Şerif'teki ismi bu zat. 12 sene post-nişte oturmuş, yani mürşitlik yapmış. Onu irşad eden zat Abdullah Mekke Hazretleri gelmiş, onu irşad etmiş. Kendisi Arnavutluk'ta Yanyevi kasabasında. Oradan Edirne'ye gelmiş. Edirne'de halk pek kendisine istifade edememiş. Orayı terk etmiş. İstanbul Kasımpaşa'ya gelmiş. Oradayken ömrün son zamanında Tekki İsmaila Büyük Resmi Kur'an Kursu'nun karşısında Tekkesi var. Orayı satın alıyor. Kendi parasıyla. Hanımının parasıyla beraber. Vakfediyor orada. Kitap yazılıyor ama bak toplam kaldığı postnik şekli şeyse 12 sene fazla değil. Ama oradayken Risale-i Kutsiye gibi bir kitabı yazmış. Risale-i Kutsiye'nin yazılmasında, telif edilmesinde gece idi gönül dert biriydi. Dahi gece Muharrem'den 12 idi, gece idi gönül dert biriydi. Dediler gel Aziz Hakk'a gidelim. Dediler. Dediler bir kitap yazacağız. Ne gerek var? Bu kitap Risale-i Kutsiye normal kitaptan ne kadar farkı var? Bu kitabı yazacağız ki zerrüşan olsun. Yani altın saplı kılıç olsun. Her kılıç vardır. Kılıçlara kanı durmaz. Şu anda zaten askerlerimiz Allah isabetlerini arttırsın. Amin. Her attıklarını vursun inşallah. Amin. Bir arkadaş söyledi. Hani geçen hafta vurdular ya tam hedeflerine hani böyle pek olmuyor ya hedef yürürken o esnada vurdular. O vuran roketin ismi kaplanmış. Anlattılar bana arkadaşlar. Biz yaptı göndermişim dediler. Buradan Ankara'dan. Roket izin kaplanmış. Kaplan kapladı her taraf. Her taraf bombalı elhamdülillah.
Hakikaten şu anda ağır sanayi içinde ihtiyacımız var. Elhamdülillah olmadı oluyor da daha da inşallah yani ileri dönük. Yani. Abdülhamid Han aleyhi rahmeti ve gufran tahttan indirildiğinde Osmanlı durduruldu. Ne oldu? 100 sene durdu. Şu an tekrar bir hareket başladı. Onun toparlanması bir 100 sene lazım. Yani şunu daha iyi anlamam, şunu söyleyeyim. Suriye'de şu anda katil, hain, Esed şey, ne yapıyor? Halkına zulmediyor. Şu an bıraksa bu işi. Tekrar Suriye'nin bir ayağa kalkması, toparlanması, tekrar efendim inşası, abad olması için en az bir 50 sene lazım. Bu da böyle. Ya. O zaman da işte bu kitap şey nedir? Kitap izlemişler. Zerdüşan altın saplı kılıç. Yani her kılıç var ama altın saplı kılıç olunca ne yapıyor? O herkesin dikkatini alıyor, gözünü görüyor orada. Bu kitabı yaz dediler. Bu kitabı yaz ki salike. Salik bu yolda yürüyen, manevi yolda sülük eden. Yani yürüyen, seyir yapan. Nasıl insan yolda yürüyor? Bir de manevi alemde ruhu ile beraber miraç etmesi terakki. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraç çıktı ya. O şekilde yapması için salike çalışıyorsa eğer. Çalışmıyorsa, yanı sayıyorsa bir şey olmaz zaten. Zevk alıp bununla istifade etsin. Aşk olsun, muhabbet olsun. Gitsin hicabı. Kalbinde ne kadar perde varsa, ağyar, engel, ne varsa, masiva hepsi gitsin diye. Mevla ile aramızda 50 bin senelik manevi yol ve 70 bin perde var. Sure-i Ali İmran ayet 14'te Züyyine linnâsi hubbu şehevâti diye başlayan ayet-i kerime. Orada Allah-u Teala sizi süslendirdi. Malları, evlatları, süslü atları, ziynetleri. Hepsi bunlar ne oldu? Eğer onlar Mevla ile arana girip engelliyorsa, perde oluyorsa ne oldu? Masiva oldu. Hicap oldu, perde oldu. Aziz ilham olup her bir hitabı. Bu kitabın hepsinde melekler şunu şöyle yazdı. Yazan, İsmet Galebullah Büyük Şeyh Efendi ama yazdırana melekler bu şekilde buraya yaz bakalım. Bu şekilde hatta tutur bakalım. Hatta dedi orada ben o kadar efsah lisan, fasih, çok güzel konuşan bir insan bilmem olsun. Dediler Türkiye olsun lisan, yani Türkçe olsun. Herkes anlasın bunu. Arapça olsun zor olacaktı. Olsun Murat mana değil elfaz eşya dediler. Çünkü manadan değil aşıdır. Eskiler tarikat dersi zorlanmamak için ne yaparlardı? Bir beyit günde okumak lazım. Bir yarım sayfa. Okumak lazım. Herkes evinde olsun. Zarar etmez. Kârı olur. Kârı olur. Yani eskilerin mandrakesi, kızın maskesi olacağını ya da efendim böyle abidik gubidik videoları, kitapları şey olacağını, meydan larus olacağını bu kitaplar olsun. Fazla da pahalıdır yani. Açarsın okursun. Tabi bunu baştan okuyacaksın. Baştan başlarsan daha iyi anlarsın. Bir arkadaş sondan başladı. Biri anlamadı soruyor. Bu nasıl olur diyor. Kitabı güzel bir şekilde anlamadan bir daha okursun. Ya da gidip hocaya sorarsın. Öğrenmiş olursun. Sormak lazımdır. Ve elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız ehli zikir yani ahiret ulemasını soracaksın ki onlardan bu işin fetvasını alasın. Aziz ilham olup her bir hitabı. Yani insanın o anda gönlüne bir şey düşer ya, hatına iyi bir şey gelir ya. Tamam işte ilham da bu yani. Olup her bir hitabı. Görünmem bulmuşum sırrı kubabi. Mevla Teala'nın hadisi kutsi var. Evliyayı tahte kubabi. Benim velilerim, dostlarım nedir? Yok kubbenin altındadırlar. La ya'rifuhum. Onları bilmez gayri. Benden başka bir ancak Allah bilir. Allahu veliyyüllezine amün. Allahu Teala müminlerin velisi, dostu sahibidir. Hiçbir alim yoktur ki veli olmasın. İlla ana Allah Teala veli makamına bir şey vermiştir. Hepsinin bir makamı vardır. Evet. Görmüşüm ben bulmuşum. Sırrı Kubabi, Kubab tahtında mesturla. Bunlar gizlidir, bilinmez. Ortaya çıkmazlar, kendini gizlerler. Hepsinin bir vazifesi vardır. O vazifeyi ilk önce şeriatla beraber eğer gönül ehli istiyorsa ne yapmaktır? Tarikatı. Arkadaşım bir tane şu soru sordu. Birisi vardı akrabadan dedi. Çok güzel böyle halle güzel şey anlatıyordu dedi ama ne oldu dedi. Sonradan başladı herkese küfretmeye, kötü konuşmaya. Ne oldu? Sekir hali olmuş. Yani bir anda bir böyle bir şey bir dalgaya uğramış. Dalga olunca kayık devrilince boğulmuş. Ondan sonra her şey bıraktı diyor. Ne namaz var, ne Kur'an var, hiçbir şey bırakmış, hiçbir şey kalmamış kendisine.
İlahi sen biliyorsun bu kitabı. İsmet Gaybola bu şefen öyle diyor. Sen bilirsin bunu ya Rabbi. Seninle yazmışım her bir hitabı. Sırf senin zan için. Yani insanın okuduğunda feyiz aslında muhabbeti olsun, aşkı muhabbet artsın diye. Kusurum çok. Herkesin kusuru var. Hani bir yeri gidersin ilk defa. İnsan az çok bazı gözüne bakar. Onu görmeyeceksin. Efendimizin evinde var. Sefa geldin misafirim. Kusuruma nazar etme. Kusurum hakka malumdur. Beni rem edip de gitme. Bu ibare Osmanlıca yazıyor. Hani kusurum hak çok bana itme hitabı diyor ya. Kusur herkes kendisi bilecek. Aziz gör kendi aybın olma için. Kendi kusurunu, kendi hatanı görürsen başka bir şey kalmaz. Ama el alleme çuvalı, çuvaldızı batırır. Kendine iğne batırsa olmaz. Çuvaldız hani çuvallar dikilen uzun yorgan iğnelerinden bir olur ya. Ha böyle vardır. Patates çuvalı falan nasıl şey olacak? Tarlana kalacak gidecek. O şekilde. Çuvaldız kendine batıracak. Biz tam tersi yapıyoruz. Kusurum çok. Sefa geldin misafirin. Efendimiz hep her işe gidildiğinde, görüş olduğunda hoş geldin, sefa geldiniz, ne gittiniz, geldiniz derdi. O demek lazım bunu. İltifat, tebessüm. Tabii bazen sen gülme becerisi olmuyor bazen. Ama onu biraz ona lazım yani. Sosyal aktivitede. Sosyal yaşantı içerisinde, aile içerisinde, çocuğuna karşı illa tebessüm edeceksin. Etmezsen zaten adam der çok yüz asık birisi. Demişim ki hatırlamıyorum bile. İşte o zaman ben sohbete gelmiş. Tamam demiş. Pazar sohbetine gel. Gelmezsen o zaman görüşürüz demiş. Korkmak için değil. Yani sen o öyle bir hazineden istifade et ki onun için çağırmışız. Neden? Yani bu sohbet ayrı bir şey ama bu sohbetin asıl menba'a kaynağı o pazar sohbetidir. İşte bunu aşırıza göre şey olacak. Ayetler falan, hadisler, şeyler, İsra-i Kursi'yi. O. Öyle hazineden istifade edeceksin ki hazineden kaçmayasın. İşte öyle bir hazine Merkez Bankası elimizin altında olsa. Çuval elinde, küreye ters tuttun ya da kürek arıyorsan çuval boş duruyor. Ya da çuvalın ağzı kapalı. Onda kabahat kendini arayacaksın. O yüzden hazine bu. Kusurum çok. Sefa geldim misafirim. Kusurumu sefa geldim misafirim. Kusuruma nazar etme. Ya hatama, günahıma, eksiğime nazar etme. Bakma öyle. Kusurum bendeki noksanlık, eksiklik hakka malum. Allah biliyor Celle Celle zaten. Beni rem kötülüp de. Yani ne biçim? Adam bir tanesi gitmiş. Her şeyi izlediği ikram vermiş. Heyecandan, her şeyden. Çay vermeyi unutmuş. Ulan demiş. Adam bu cimri demiş. Bir çay benden kıskandı demiş. Halbuki unutmuş adam heyecanla. Kimisi böyle unutur, her şeyi yemeği verir, tatlıyı unutur. Olabilir. Yani hizmetten, samimiyetten onu unutmuş. Kusurum çok, bana itme hitabı. Yani fırça atma. Hitap sistem, darılmak. Darılmak yok. Bugün de darılma yok, dayanma var. Dayatma da yok ha. Tamam, darılmak yok. Ne olacak? Gönlünü geniş edeceksin, okyanus yapacaksın, engin olacak. Okyanusa ufak bir kan damlası, pis bir şey düşse ne olur? O arada gider bir şey ama dereye düşse, ufacık bir kaba düşse ne olur? Kireti bir şey yapar değil mi? Bozar onu. Ona darılmak, sistemden bak, itaptan baksak sitem etmek ve darılmak. Kerem kıl aç bize yüzden nikabı. Yani bize mah cemali göster, cemalullah göster. İşte bu yol illiyyuna gider. Kemal Efendi bir yerde sohbet etmiş, görmüş bir ihvan. Derse bakın kendisi bakmış ki, hadi gel demiş, takıl peşimize. Bu yolun kervanının başlanması gece 3'te başlar arkadaşlar. Gece 3'te ayakta olacaksın, yapmayacaksın o şeyde. Kalkmış ders yaparken teheccüden sonra böyle geçkin gelmiş. Bakıyor ki pilleri gidiyor, yukarı doğru gidiyor, gidiyor. Öyle görmüş rüyada. Nereye gidiyorsun? Bu yol demiş, illiyyuna gider, illiyyun deyince hadi koşun demiş. Birisi de etene yapışmış, hadi demişler. Birisi elini atmış, efendi hastalarına eli uzuyor böyle öyle diyor. Birisi daha var, onu söylemeyeyim. Şeyinden değil de yani yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için. Onun deli uzuyor. Hatta onun da eteklerine hanımlar tutulmuş. Ondan istifade etsin diye. Görüyor musun? İstifade. Kerem kıl aç bize yüzden nikabı. Yani bize cömert olursan ya Kerem'in oradan geliyor. Kerem kılarsan, cömertlik yaparsan, iyilik sahibi olursan ne olur? Bu yüzden nikabı perde kaldırsın. Evladım mahrem ol ki perdeyi kaldırsınlar demiş efendim baba. Yani Mevla ile arasındaki bütün bağları, irtibatı güzel sağla, muhabbeti, ünsiyeti, dostluğu Mevla ile bağlarsan, Mevla sana kendi
mahremiyeti kaldırır, peçemi kaldırır, ne yapar? Öz zatı Pâk-ı Sübhâne'ye gösterir. Bu yüzden nikabı aç, bu yüzden ta gidelim, işte çalışırsan bu perdeyi kaldırırlar. Ya. Müminler cennete girdiğinde ne yapacaklar? Cennetin gılmanları, hildanları, hurileri o kadar nimetle görünce unutacaklar. Allah Teala soracak, kullarım benden razı mı? Razı, nasıl razı olmuyor ya? Razısın senden. Ama peki benden başka bir şey istiyor musunuz? Yok, istemiyorsun. Hani Mevla'nın cemali ne olacaktı? İlahi şey, cennet dedikleri birkaç köşte birkaç huri, sen onları ver başkasına an, bana seni gerek, seni ilahi ente maksudi ve rızaka matlum. Mevla'nın rızası. Mevla'nın rızasını talep ederken, isterken, kastederken öne o kadar takozlar, engeller, patinajlar çıkacak ki çukura çıkacak, onları devam edeceksin. Orada takılmayacaksın. Çukurda atla bir devam edeceksin. Takılırsan çukura, çukurdan çıkamazsın. Orada boğulu gidersin bu sefer. Patinaj yaparsın, kalırsın orada. Estaizu billah, bismillah. Sure-i Nemil ayet 15'ten okundu. Hafız Efendi bunu okudu. Ne acayip ibretler var burada. Velakat muhakkak ki ateyna biz veri kime? Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam verdik. Neyi verdik? İlim ve ilim verdik. İkisi de peygamberlik. İkisi de baba oğul. Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam peygamber ilim verildi. Ve kala ikisi dedi ki Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam Elhamdülillah. Allah hamdolsun ki elli ediyor Allah ki Fattalena ala kesirin min ibadihi müminin. Allah-u Teala bizi mümin kulların içerisindekilerinden ne yaptı? Yine faziletli kıldı. Bu var. Peygamberler masum. Veliyullah mahfuz. Ve Velid-i Süleyman, Süleyman Aleyhisselam varis oldu. Davud Aleyhisselam ne oldu? Peygamber ona geçti. Davud Aleyhisselam demir ustası. Süleyman Aleyhisselam çok dua etti. Kendisine saltanat verdi. Ne kadar malumluk varsa Allah verdi. Hatta kuşlarla konuşma ilmi verildi. O kadar önemli değil ama işte. Merak eder. Bir tanesi mürşidinden istemiş. Efendim demiş ya demiş. İnsanların demiş. Asıl hallerini göreyim demiş. Yani şu manevi benle perde kalkıyorum da göreyim demiş. Evet isteme demiş. Yok efendim illa çok istiyorum demiş. O yüzden çok meraklı olmayacak. Hani zahir ilmi meraklı olsun da o batın ilimde çalışacak, kesbedeceksin ki olsun. Neyse. İyi, lazım demiş. İstedim demiş. Mustafa kaldırmışlar perdeyi. Herkesi görüyor. Kimisini horoz, kimisini tavuk, kimisini yılan, kimisini çıyan, kimisini kurbağa, akne böyle görürken artık herkesi bu gişeyi görünce bıkmaya başlamış. İstedin ya işte. İstemeyeceksin. Ne gerek varsa. Zahire bak. Kimisi merkep surette falan, kimisi beygir. Böyle görüyor. İyi, hep onun içine kalınca demiş artık ya ben bunaldım demiş. Evladım sen kendi istemedin mi bunu? Müşri gelip artık ben de bunaldım. Sen kendi istedin bunu. Verdik sana. Hadi. Şimdi kaldır. Olmadı. Çocuk oyuncağı değil mi bu şey? Yani. O yüzden her şeyde ilmin de hayırlısı isteyeceksin. İlmi Allah korusun. Esbabı kuyuyanlarla şey yapar. Yoldan çıkartır. Eğer farkında olmasa. Kullanmazsa onu üzüm bir şekilde. Öyle olmadı mı? Geçen de bahsettiğim sohbeti Karun Musa Aleyhisselam amcasının oğlu Tevrat'ı biliyor ama ne yaptı? Zekat emri geldi diye sen benim malımı kıskanıyorsun diye Musa Aleyhisselam iftira etti. Halbuki ne var? 1/40 ya. 40 tane malın varsa bir tanesi 1/40 fakirin hakkı. Fakir vereceksin. Gene 39 sana kalacak. Sanki sana diyor ki nefis hepsi gidecek. Yok değil. Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'a ne oldu? Varis oldu. Ve kâle ya eyyennâs ullimne mantıkat tayr. Süleyman Aleyhisselam'a ne oldu? Kuşlara konuşma ilmi verildi. Şunu söyleyecektim bu arada, unutmayayım, artı parantez. Allah-u Teala bütün peygamberlerine bir dua hakkı verdi. O dua hakkını her peygamber dünyadayken kullandı. Adem Aleyhisselam cennete çıkartında bağ affedilmesi için. İsa Aleyhisselam gökten efendim sofra inmesi için. Süleyman Aleyhisselam kendisinde saltanat versin, malumluk versin diye dua etti. Her peygamberin duası kabul oldu. Ahir zaman peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti için bu dua hakkını ahirete bıraktı. Her peygamber hakkını kullandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için, kendi ümmeti için bu hakkını ahirete bıraktı. Ruhu Fukan tefsirinde var. Birinci cilde bu Buhari hadis-i herif. Şefaatle alakalı onu anlatıyor. Uzun. Ebu Katade'den rivayetle
Allah-u Teala mahşer gününde, kıyamet gününde insanlar bu kadar daraldığında, terlediğinde, bak şu ufak ufak sıkış bir şey yapma başlıyor. Terleyince kapı açıyoruz değil mi? Orada kapı açmak diyor. Orada bakandayken darlanınca insanlar birbirine geçecek. Ne yapacağız? Kim kurtaracak? Kim bize yardım edecek diye dediğinde herkes peygamber, bir peygambere gidecek. İlk önce Adem Aleyhisselam'a gidecekler. İlk insan, ilk peygamber. Diyecek yok. Benim Allah-u Teala'nın karşısına çıkıp yani ricada bulunmaya, yardım istemeye bir yüzüm yok diyerekten herkes bir şekilde bir bahane, bir mazeret beyan edecek. Mazeret var, bahane, mazeret, özür beyan edecek. Herkes efendim sağlısını işaret edecek. Çünkü niye? Güneş tavan boyu gelmiş. Herkes o güneşten terliyor. Çok fena. Yazın kış, yazın güneş oldu mu hemen ne yapıyoruz? Klima senin gölge yer arıyoruz. Ahirette de böyle olacak. Ve gelecekler. Ya Resulallah sen bize bu konuda önder lider ol. Mazeretimizi bildiriyorsan sen Allah'tan izin iste. Allah bize bu azabı kaldırsın. Allah-u Teala mekandan münezzeh olduğu Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun huzurunda secde kapanacak. Allah'tan çok hoşuna gidecek bu. Secde kapanması. Çünkü secdede kulun en çok Rabbine yakın olduğu an. Kulum ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne istiyorsun ya Rabbi? Bu insanlardan bu azabı kaldır. Eğer kaldırmazsan başımı secden kaldırmayacağım diyecek. Allah-u Teala o makamdayken Makam-ı Mahmud'da şefaat etmeyi verecek Allah-u Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat işte ehl-i sünnete göre haktır, vardır, verecek. Ya, vardır, haktır, ehl-i sünnete göre yapılacak bu iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin büyük günah işleyenlerine yarın ahirette şefaatte bulunacak. Cennete girdi. Mertebesi az oldu. Gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini alacak. Niye? Daha üst mertebe çıksın diye. Alimler, ulema, peygamberler, veliyullah, hafızlar, şehitler, yarın ahirette ehl-i sünnet inancına göre hepsi şefaat hakkında bulunacak arkadaşlar. Allah bizlere de şefaat çeylesin inşallah. Amin. Amin. O yüzden bakalım üstümüzde annede, babada, dedede hafız var mı? Yoksa o zaman senin grubunda, senin yaş grubunda, torunlarda, yeğenlerde o da yok. O zaman ne oldu? Arkası boş kaldı. Olmadı. Devam edecek. Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam ne yaptı? Kuşlarla konuşma ilmini verdi. Üvitiye min külü şeyin. Her şeyi biz ona verdik. İnne hâdel fadlun mubi. Bu aşikâ bir şekilde Allah'ın fazlı kelime bahşedir. Yani atası vermesidir. Cömertliğidir Allah-u Teala. Allah verir vermez değil ki. Vermekten aciz değil ki Allah-u Teala. Allah vermekten aciz değil ama kul istemesi bilecek. Ve Hüşre Süleyman Aleyhisselam topladı. Cünüde ordusunu. Minel cinni ve insi. Süleyman Aleyhisselam ordusu toplandı cinlerden, insanlardan, kuşlardan. Fehum yuza'un, onlar gidiyorlar. Hatta izâ etev alâ vâdin nemli. Nemil, yani karıncaların olduğu yere gelince, karıncaların da başındaki lider de orada dişi bir karınca. Nemmetü'de geçiyor. Dişi bir karınca. Ne yapıyor? Bakıyor, görüyor ki, firasete varmış, görüyor ki karınca. Kenara çekiliyor. Süleyman Aleyhisselam geliyor, sizi şey yapmasın, ezmesin. Ondan rahatsız olmayın. Ondan efendim bir ezil görmeyin diye kenar çekelim diyor. Üdhulü mesakineküm. Kendi yerlerinize, evlerinize girin ki la yahdimenneküm Süleymanu. Süleyman Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam olursa beraber ne yapmasın sizi? Dağıtmasın, ezmesin, rahatsız etmesin. Vücudu hüm la yeşun, onu anlamaz ki. Giriyor da göremezdi. Kanıcı ufacık hayvan. Koskoca dev gibi insanlar. Şimdi Adem Aleyhisselam peygamber olduğunda boyu 60 metreydi. Şeyi söyleyeyim. Efendi Hazretlerimiz Sultan Selim sohbetinde Topkapı Sarayı'nda Sultan Selim'in, yani Yavuz Selim Han'ın şeyi var. Ne onun adı? Şalvarı var. Şalvarı. O şalvarın içine iki tane mahmur girerdi. Tamam mı? Onun içine iki tane mahmur girer. O kadar cüsseli büyük hay insanlar. Her ne kadar şimdi türbelerde o üstündeki şeyler var ya, sandukalar. Oradaki zaten yatan zatın heybetini, ondan istifadesini görsünler efendim. Ondan bir heybet alsınlar da tevbe etsinler, namazda hidayete, İslam'a gelsin diye. Mesela İstanbul'da Yuşa bin Nun Hazretleri, Musa Aleyhisselam'ın yeğeni, Beykoz, Beykoz şeyde, o tarafta yatıyor. Ya, tam yeri söylemedim, paşa başına geçince. Orada birisi gelmiş, güya kabir ziyareti yapıyor.
Birisine orada malum olmuş. Demişler ki ya demişler söyleyeyim buna. Gelen ziyade gelen adama. Yüksersem diyor rüyada. Ya o tarafa gitsin ya bu tarafa gelsin yani. Bir böyle bir namaz kılıyor, bırakıyor bir içki, kumara kötü bir şey geliyor. Demişler söyleyeyim bunu. Akıllansın ya gelsin ya da efendim. Bıraksın mı tevbe etsin demiş. Böyle olmaz demiş yani. Yalpa yapıyor. İstikamete devam etsin demiş. Ama bazen olur böyle. O zatın da boyu 17 metre. Kabirin uzunluğu. Tamam. Hakikaten o kadar yani. Eski insanlar daha cüsseli böyle şimdi. Arka zaman insanlar hep kısa boylu oluyor. Şimdi bir tanesi öyle diyor. Ne yemediğimiz her şeyimizi hormonla her tarafımızı da hormon oluyor diyor. Yani. Dikkat edeceksin aslında yediğin içtiğine. Nereden geliyor, nasıl geliyor. Dikkat etmek lazım. Ne dedi? Ordusuyla beraber şey yaptı. Fetebesseme tebessüm etti. Dahikan gülerekten min kavliha bu sözden dolayı dedi ki işte karınca Süleyman Aleyhisselam geliyor ordu sizi ezmesin sizi kenara çekin de bunu Süleyman Aleyhisselam duydu hani kuşlarla konuşma şeysi var ya onu duydu karıncanın demesini tebessüm etti. Fakale Rabbi dedi ki evzi'ni en eşküre ni'mete kellete ne'amte aleyye dua etti bu Süleyman Aleyhisselam duası en eşküre biz şükredelim. Bak şükür etmek olan nimeti bağlar gelecek olan nimeti daha bağlar. Biz nimet şükredelim neye? Bir nimeti ki öyle bir senin vermiş olan nimeti ya Rabbi ki ellet öyle nimet ki en'amte aleyye sen bize verdin. Bizim şu anda en büyük nimetimiz iman İslam nimeti. Ümmeti Muhammed olmamız. Ve öyle bir memleket yaşıyoruz ki iki kıtayı birleştiriyor. Çocukken derim ben ne var bu milli coğrafya dersinde? Hani Avrupa kıtası bayrı, Asya ne var? Ama bak bu memleket, bu ağız İstanbul ne yapıyor? İki kıtayı birleştirdiği için bu kadar gavurda burayı istiyor da. Herkes istiyor. Öyle bir memleket var ki hiçbir şey düşünmese insan. Hani memleketi sevmese bile. Sevmesi lazım. Çünkü hubbul vatan minel iman. Vatanı sevmek imandandır. Bir memlekette hiç var mı dünya üzerinde dört tane mevsim yaşayabilecek bir yer? Yok. O yüzden herkes buraya hayran. Herkes buraya haset ediyor. Buraya almaya uğraşıyor da. Uludağ'a çık kayak yap. Değil mi? Doğuya git. Akdeniz'e git, güneşten denize gir. Değil mi? Ya, biliyor musun? Öyle bir Allah bize nimet vermiş görüyor musun? En'am talih yedi ki ya işte. Öyle bir nimet ki bu az bir şey değil arkadaşlar ya. Allah. Alt tarafı bu boğaz. Bir tarafı Asya, bir tarafı ne diyor? Avrupa yakası hoş geldiniz, Asya yakası hoş geldiniz diyor ki. İşte boğaza geçtiğinde, köprüden geçtiğinde. Görüyor musun? Öyle bir nimet ya. Allah bizi bu memlekete doğurdu, dünyaya getirdi. Ne mutluyuz ki biz burada doğduk. Ya Allah korusun Avrupa'da, gavur yerde burada olsaydınız onlara bana. Ya görüyor musun? En'amte aleyye. Bize vermiş o nimetlere şükretmek. Biz bu hafta şunu işliyorduk. Hatma acele mektubatta. Örnek insan. Örnek insan efendim sallallahu aleyhi ve sellem amenna. Ama şu anda o yok. Onun dostları veliyullah bile onların has adamları. Rahmetli Hacı Bilal Efendi vardı. Benim de hocamdır. Şimdi biraz deli oradan geliyor. Emsille-i Vethna Aşar'a binanın 12 babını oraya onu okudum. Oradan beni sen de okuyacaksın, hoca olacaksın. Sen de git dedi İstanbul'da. Bayram Hoca beni teslim etti. O da istihareyle beni başkere gönderdi. Neyse geçti buraları. Hacı Bilal 96 yılında Ümre'ye gitti. Ramazan Ümre'si. Bakarız ölürüm dedi. Sirozdu. Kefen de yanına götürdü. Kefen hazır olacak arkadaşlar. Yani erken kefen dedi. Hanımın kefeni hazır olacak. Ya hocam belediye veriyor. Belediye ne muhtaç mısın sen sanki? Al. 50-60 lira bir şey ya. Her şey dursun. Hazır da dursun. Ne zaman olacağım belli olmaz ki. Tamam. Normalde bak cenaze işlerinde konu nereye aktı görüyor musun? Cenaze işlerinde ölen kimse şu adam öldü. Hani adam öldü. Kadın öldü değil mi? Adam öldü. Bu adam öldüğünde bunun ne malı varsa malından teçhiz ve tekfin yani kefenle ve cenaze işleri bundan kendi malını halledilir. Eskilerin hep kenarında vardı bir kefen parası. Şimdi soruyorsun ya para yok hazır değiliz efendim ya ona göre lan cenaze kalkacaksa ona hazır geleceksin de. Cenaze kalkacaksa hazır olacaksın cenazeye kaldırmaya. İşte para yoktu efendim yok kredi kartı çekse hafta sonu geldi banka kapalı lan bankada para ne işi var? Değil mi? Eskiden yastık altı vardı şimdi. Reis kaldı, yastık altı bırakmadı da. En azından bir kefen onu geri vasit edeceksin de. Bak ben ölürsem cenazemi kaldır. Yeter ki ölürsün de kaldıralım da.
Neyse, tecid tekfin. Boş ver. Bu olacak. Ne dedik? Bu olması lazım. Ben gidelim. Kefenin yanına götürür Hacı Bilal. Ümrede. Eskiden ümreyi, Bilal arkadaşlar, evvelde gidenler mutafağın bittiği yerde merdivenin durdu 3-5 tane basal diye. Oraya oturuyor, şöyle bir tane seyrediyor. O seyretme aslında, bunu da rahmetli Hasbi Hoca anlatmıştı. Bir rivayet. Orada bak kendisi ölmüş görünce Allah Allah. Demek ki ben burada öleceğim diyor ama o an geçkili kanadı yani. Ölmemiş ama merdivene oturdu yorgunluktan kendisi geçti, ölmüş görüyor kendisini. Bakıyor ki ölmüş, melekler sorgu suale geldi. Hazır olmak lazım. Eski ezberleteler de bunu mızrak imana geçer. Men Rabbüke, men dinüke, men kitabüke, men nebiyüke. Bunlar sorulur. Hazır olacak. Çünkü dünyadaki bunu söyleyecek ki. Tam buna cevap verilecekken ölüm esnasında insanın ağzı dili şişe kabarır. Cevap veremiyor. Cevap veremeyince o anda Efendimiz geliyor. Ama burada soruyu melekler ahize ile soruyor. Var ya ahize. Hani yuvarlak çevirme telefonu var ya eskiden fi tarihinde. Bazen o hatıra antikade saklıyor. O ahizesi var ya onun kulaklık kısmı. Kulaklık kısmı ile kabire indirmişler. Hacı Bilal'e soracaktı. Hacı Bilal yatıyor. Cevap verecek ama şeye cevap vereyim yani konuşamıyor. Ağzı şişti ya. Efendimiz size alıyor telefonu. Onun Rabbi Allah'tır. O Muhammed Mustafa'nın ümmetidir. O, bunun kıblesi Kabe'dir. Bu hepsi cevap veriyor. En son Efendimiz çok çok önemli. O bizim has adamımızdır diyor. Has adam. Hani hasodu olur ya, sarayda, haremde de var aynı şekilde. Özel bir oda, misafir odası yani. Onun gönlüne girmiştir. Orada lazımdır o. Yani Efendimiz kaç sefer ölmeye hacca gitmiş, hep yanındaydı ölünceye kadar. Hep yanında, hiç bırakmaz onu. Hep yanında. Bana demişti, 30 sefer oldu diye daha devam ediyoruz demişti bana, söylemişti. 30 sefer gittim Efendimiz, ölmeye hacca yaptım dedi. Bu ölmek için değil, Efendimiz yanında durmak için yani. Derdi ben Efendimiz'in avcı köpeğiyim. Avcı giderken ne yapmaz ama köpeksiz gitmez. Yani o kendine öyle derdi. Biz de inşallah bir yolda enik olsak yeter de. Amin. Hani şey büyük ya, biraz enik yavrusu oluyor. Bilen bilir. Nereden geldik? Enamte aleyye. Bak bize bu nimeti Allah verdi ona göre. Ve ala valideyye. Anne babam için aynı şekilde. Yani şimdi bir kimsenin anası, babası sağ. Öp elini, duasını al. İkincisi asla onları üzme. Her gün ara sor. Bir ihtiyacın var mı? Bir şey diyor musun? Bir gün bir yerdeyiz. Münir Hoca dedi ki annene harçlık ver dedi. Hocam veriyorum. Sen gene fazla ver dedi ona. Niye? Al sen bunu harcarsın. Hayır yapar. Harca zaman işi. Bilemezsin ne olacak. Bakarsın bir fakir görür. Verir yardımcı olur. O daha iyi bilir. Tecrübeli ya. Biliyor geziyor şeyden. Kimin ihtiyacı var. Adam bir tanesi kış günü sokakta yoğurt satıyor birisi. Ama kış, yoğurt o kadar gitmez. Sabahtan beri 3 sefer de aynı sokakta geçmiş yoğurtçu geçince. O zaman eskiden bakarsa böyle şeyler takıyordu. Yani şimdi hazır sütçü gelmiyor. Yoğurtla kefeli şeyler satıyorlar. Hanıma sormuş, beyin efendisi, evin efendisi diyemedim. Hanım demiş, yoğurt var mı? Var demiş. Olsun gene alalım demiş. Ya, bey var demiş, olmaz demiş. O adam demiş sabahtan beri ihtiyacı olmasa bu sokakta üst sefer geçmezdi demiş. Anne babanın da aynı şekilde nimet vermiş, ona ne nimet verse. Ya hocam gelmiyor, laf dinlemiyor, sen dinletemezsin. Sen hayır gıyabında, hayır duada bulun. Men de'a li ehihil müslimi bi zahir gaybi üsticibe ve kale ve leke misir zalik. Men her kim dua dua ederse kime li ehihil müslimi Müslüman kardeşine dua edecek. Nasıl? Bi zahiri gaybi arkasından yüzüne değil. Yüzünü över ertesi gün söver. Ya da efendim başa laf eder. Anlatabildim. Bir adamı çok böyle yukarı çıkartma. O bir tane de şöyle sonra da küp aşağı indirir. Bugün seni över ertesi gün yer. O yüzden itidalli olacaksın. Bir zahir gaybi gıyabında arkasından dua edecek. Ve kale melekü melek der ki ve leke mitri zalik. O sen o kardeşine de dua etmişsen o duanın aynısı da var. Şimdi biz Afrin'deki mücahitlerimiz nasıl dua etmeli? Dua ettikçe gıyabında şu an görmüyoruz onu. Hani televizyona kadar gösterse bile
Orada olmamışsın, gıyabını dua etmiş, Allah ne yapıyor? Her atılda isabetli ediyor. Metin Hoca öyle diyor. Amerika diyor 5000 tane atır gönderdi. Ya Rabbi 4500 tane hazine ortam bize gelsin çünkü lazım. Sağ sol kullanırız, patladığı bir şey olur. Ya zarar vermesin diye. 500 tane pert olsun. Olsun. Şimdi savaşta kazanılan şey de şeydir yani. Ganimettir. Tamam? Bu lazım. Zamanında biz durdular. Ne tanklar çürüdü gitti etti şey oldu. Şu an hepsine ihtiyaç var oluyor, lazım oluyor. Ana babaya dua ve en a'mele salihen ve salih amel işlemeye niyet etmek. Yani ben inşallah bu işi yapacağım. Niyet en azından. Çünkü niyette bulun. Niyetin böyle olsun. Niyetini de al, niyetinde kalsın. İnşallah o zamanı gel, vakti geldi mi o taayyün eder. Allah onu vakti saati gelince yaptırır o işi. Salih amel işlemeye ve edhilni şey ve terdahu sen yap, razı olduğu şekilde. Allah hangi işten razıysa onu yapma nasip etsin. Bize de razı oldu işte kalbimize, beynimize akıttırsın, nüfuz ettirsin, hayal etsin inşallah. Amin. Efendi babamızın duası var. Şey, bir Müslüman bir iş yaparken şey düşünecek. Bir, ben bu işi yaptığımda bu amel benim sağımı mı, solumu mu yazacak? İkincisi, ben bu yaptığım işi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapar mı, yapmaz mıydı? Adam bir tane çıkmış konuşuyor. Şimdi efendim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Tam öldü, amenna. Ahirete intikal etti. Arkasından bir şey okunmaz. Sahabe hatim okumadı. Tamam. Bir şey yapmadı. Hatim dağıtmadı. Cüz okunmadı. Mevlid yapmadı. Doğumlu ölümü kutlamadı. Bu neye benzer biliyor musunuz diyor. Bak nasıl milletin kafası fit veriyor. Hani İsa Aleyhisselam öldüğünde, İsa Aleyhisselam geldiğinde havariler ve Hristiyan sevindi ya. Aynı onu kutlamasına benzerdir diyor. Bu adam diyor hoca sakalı çıkıp konuşuyor millete. Mehmet yollar çıkartıyor. Böyle konuşmasıyla milletin kafasına şek şüphe bir soru işareti bırakıyor. Görüyor musun? Nasıl anmayalım ya? Tamam sahabe zamanında hatim dağıtılmış. Şimdi dağıtıyoruz herkese gidiyor bu. Olmuyor mu yani? Yani bu işi sırf böyle yapması, fit vermesiyle insana kafası soru işareti bırakıyor. Soru işareti bırakıyor böyle Allah korusun. Mehmet onu dinliyor ya. Niye? Tabi adam takkesi yok. Cübbe şalvar giymez. Ceket pantolon dağışır. Sakalı var. Sakalı var. Yoldan çıkardım. Senin adamın da. Geliyor diyor Hacı Bayram'a. O işte. Söylerim daha sonrasında. Anlatabildim mi? Dua etmiyor. Biz hiçbir şey yapmasak, şu anda otursak, Afrin'deki mücahitlerimize, askerimize dua etsek var ya, en büyük iş yaparız. Daha ne istiyorsun ya? Gıyabında da elhamdülillah. Başka bir şey değil ki. Biliyor musun? Terdahu bak Mevla hangisine razı? Tamam bütün sahabi Resulullah Efendimiz öldükten sonra hepsi zehir çıktı. Dünya üzerine tura çıkmadı, tatil çıkmadı. Ev marfa gitti, anlatmaya başladı. Terdahu Mevla'nın razı olduğu işleri yapmak. Ve edhilni beni yap, sok, girdir ya Rabbi nereye? Bir rahmetike sen rahmetine fi ibadike salihin salih kullarınla beraber bu işi yaptır. Ha, orada lafı şeyi geçtim oraya. Örnek Müslüman. Şimdi bir arkadaşla bir kimseyle arkadaşla dostluk yaparken çok önemli. Bak dostluk ayrı şey, arkadaşlık ayrı şey. Şimdi dost muyuz, arkadaş mıyız? O ayrı mesele. O fotokopisi vardı. Gece 2'de aradığında telefon açıyorsa dostundur. Ama ya niye aradın benim saatinde soruyorsa o arkadaştır. Dost senin zor gününde, ağladığı hüzünlü cenaze gününde gelip gözünden gözlerine silendir. Arkanı durandır. Tamam mı? Öteki arkadaş ise ya niye geldin? Beni niye aradın? Niye beni rahatsız ettin diyorsa da arkadaş durur. Dost daha incedir. Nakşibendisimiz buyuruyor ya, eğer bir kimseyle arkadaşlık, ünsiyet, bir muhabbet kurduğunda ondan istifade edemiyorsan maddi değil. Yani bakıyorsun, hakikaten seni görünce içim açılıyor. Seninle beraber olmak istiyorum, oturup hasbihal ederim, seninle istifade ederim, seninle güzel şeyler var. Tecrübelisin, hayat tecrüben var diye ondan, dini konuda icabında istifa ediyorsan o arkadaşla, adamla da arkadaşlık et. Ama tam tersi. Ya namazı kılmayalım, boşver. Kılarız bir yerde ya. Bir gün bir yerde oturuyoruz, hadi geldim camiye gidelim. Hocam biz seferiz dediler, yolda kılacağız dediler. Benim de namazı engellediler, camiye gitmemi engellediler. Sen de bize otur dediler, buyur. Ne oldu? Güya arkadaş, bak engelledi seni. İkinci Mahmud zamanında Fatih Camii etrafında Malta Çarşısı var. Orada kahveler var. Ezan okunduğunda camiye gitmiyorlarsa o adamları niye gitmiyorsunuz diye istem etmişler. Başka yerlere göndermişler. Niye cami cemaate bırakıyorsunuz? Bak, o zamandan başlıyor gevşeklik.
Niye? Oturuyor, kızarlar sonra ya. Vay efendim imam sakalsız, bir tanesi yok dedim. İmam sakalı, ben öyle biliyorum dedi. Hocam gitmeyin peşine dedi. Yok dedim ya, ben bir tanıyorum arkadaşı. O arkadaş sakalı var dedim, gittik namaz kılmıyor. Benim, bana öyle haber geldi dedi. Bak görüyor musun? İmam için. Bilmiyor, konuşuyor. Bence icabı köşedir. Çıkmaz, olabilir. Olabilir. Şimdi adam yani köşede namaz kılmaz ya peşine. Aynen. Değil mi? Allah vergisi. Ama Şeyh Hüsam Ebu Sud Efendi 1575'ler, 1500'lü yıllar Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış. Kanuni Sultan Süleyman şey Yahya Efendi ile şey Süt kardeşleri o zaman yaşayan Ebu Sud Efendi Zeyd'in sakalına karar çıksa yani hasta çıksa bir kapsadan az olsa o Zeyd imamlıktan azelir. Fetva bu. Ama o zamanda Osmanlı'da Şeyh Hüsam Kanuni zamanında öyle. Herkesin sakalı böyle. Bir kabze. Kabze bu ha. Bir tutam dedi. Bu da bir tutamdır ha. Bak bir de bu tutam gördün mü? Hadi. Bir kabze olacak bir kabze. Böyle olduğunda eğer hastalık varsa o hastalığın dolayı az edilir. Fetvası var. Fıkıhta geçiyor arkadaşlar. Tamam. Nereye dedi? Bir rahmeti geçen Rabbini girdir. Ya Rabbi nereye? Fi ibadike salihin. Salih kullar arasını. Allah bizi salihler edilsin. Hani İbamet Hazretleri buyurdu ya, ya baktı ki melekleri gördü. Bak, İbamet Hazretleri Allah dostu. Melekleri görüyor. Biz daha göremedik daha. Görüyorsun beni cinleri falan görüyor. Bir şeyler gördüm diyor gece gece. Ulan gece gördüm bir şey diyor. Üç harflidir. Ama üç harfler elhamdülillah. Affini basıyor elhamdülillah. Jöh ve pö. Üç harfli değil mi? Jöh ve pö. İş bitti. Arkadaşlar sosyal medyada gönderiyor. O yüzden biliyorum yani. Başka bir şey değil. Öyle. Jöh ve pö. Olabilir, fark etmez. Yeter ki olsun. Yeter ki olsun. Ya. Bizim derneğimiz de şeye katıldı, haftaya 4 Mart'ta sınırda dua yapılacak. Bizim derneğimize katıldı oraya. Logoda isim vardı. Bir isim gönder. Hocam bu logoyu niye gönderdim ona diyor. Baksana değil mi, logoda kimler var? Bizim derneğin ismi var, inan valla. İyi bak dedim, sağ alt köşede var dedim o. Ya. Madem bir dernek var onu kullanalım da aktifiyeti olsun sosyal medyada. STK olarak da şey yapsın yani, görüntü yapsın. Nereye? Bir rahmeti ki fe ibarike salih. İbrahim Hazretleri ne yaptı? Melekleri görünce ne yapıyorsunuz dedi. Biz dedi, Allah da bizi emretti. Yeryüzünde ne kadar Allah dostu varsa yazıyoruz dedi. Not alıyoruz, mont alıyoruz dedi onları dedi. Kağıdı. Dost alıyoruz dedi. Benim ismim yok mu dedi. Senin ismi geçmedi dedi. Bir ağladı, bir dağladı, bir sızlandı. Allah da emir buyurdu. Onu da listenin başına yazın dedi. Risale-i Kürsi'de geçiyor. O menkıbe. Tamam mı? Ağladı, sızladı. Yani ben de en azından Allah dostları seviyorum dedi. Belki dostu olmayabilir ama sevenlerin yanında elhamdülillah. İşte ondan kazandı. Hadis-i şerif yok mu? El mer'u ma'a men ahabbe. Yarın ahirette peygamberler ve şehitler gıpta edecek kime? El mutahabbuna bi ravhillah. Mutahabbun lafzı bu fale babından geliyor. Yani karşılıklı sevgi, tek tarafı değil. Beraber haşrolu bir ehli sohbet. Ya. Merak etme, belki arasını belki sevmedin, belki hoşuna gitmedi bazı hareketler olabilir ama ne olacak? Bu ehli sohbet yarın ahirette beraber haşr olacak inşallah. Allah şey diyor. Niye? O hadis-i şerifin mucibince. O mutahabbuneye şehitler ve peygamberlere gıpte ediyor. Kıskanmak caiz değil, özeniyor. Ah keşke biz ona gibi olsak diye. Elhamdülillah Allah bizi bu yolda kardeş yaptı. Allah ayırmasın inşallah. Amin. El Fatiha. Allah Allah. Ön abdest.